dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk savunma sanayi İHA ve SİHA'da ortaya çıkardığı ürünlerle bu alanda çıtayı yükseltiyor. Sesten daha hızlı uçacak jet SİHA'lar, taşıdıkları füzelerle savaş uçaklarına olan ihtiyacı da artık ortadan kaldıracak. Milli insansız hava aracı sayısı giderek artıyor, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Aksungur ve Göksungur'u envantere kazandırmak için gece gündüz çalışıyor. İçeride ve dışarıda gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarılar elde eden ANKA sistemi üzerinden geliştirilen İHA'lar yakında kademeli olarak göreve başlayacak. Sungur ailesinin ikinci geliştirilmiş İHA'sından Aksungur, TUSAŞ tarafından 18 ayda tamamlandı. İnsansız hava aracı Aksungur ise, saatte 180 km hızla uçan Doğan cinsi kuştan ANKA sistemiyle benzer ada, 12 mimariye ve 750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip en zorlayıcı muharebe koşullarına yönelik inşa edildi. ...40.000 feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilen Aksungur, en zorlu operasyonların tamamlanabilmesi, imkan veren motor yapısına da sahip bulunuyor. TEİ tarafından tasarlanıp üretilen ülkemizin ilk milli insansız hava aracı motoru olan PD-170'te uçacak olan Aksungur, 170 beygirlik turbo dizel çift motorla yüksek yerlilik oranına sahip. Tam otonom olarak operasyon yürütebilen İHA, çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi, otomatik kalkış ve iniş sistemi, elektrik güç üretim sistemi ve şifrelenmiş sayısal veri linki ile uçuyor. 24 metre kanat açıklığına 12 metre uzunluğa sahip Aksungur'un yüksekliği ise 3 metreyi aşıyor. ANKA Aksungur'un temel sinyal istihbarat, taarruz ve deniz karakol olmak üzere 4 adet konsepti de yer alıyor. Gece gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, normalde savaş uçaklarının kullandığı ağır mühimmatlarda görev yapabiliyor. Her bir kanatta 503, 100 ve 150 kilogram kapasiteli 3 adet silah istasyonu da bulunan Aksungur, güdüm kitleri ile akıllı hale getirilmiş bombalar, UMTAS Mahalle, Cirit Manka ve minyatür bombaları taşıyabiliyor. 2019 yılında ilk testini başarıyla gerçekleştiren Aksungur, son testlerinde ise 2 rekor birden kırdı. 49 saat yani 2 günden fazla havada kalarak Bayraktar TB2'ye ait olan 27 saat 03 dakikalık kesintisiz havada kalma rekorunu kırdı. Aksungur'un yanı sıra TUSAŞ tarafından üzerinde çalışmaların devam ettiği Göksungur ise, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak Göksungur, havada süpersonik hızlara ulaşılacak. Özellikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılması planlanan süpersonik araç, milli muharip uçak içinde görev yapacak. Göksungur için TUSAŞ tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi, Şimşek'in motorunun geliştirilmesi planlanıyor. Milli muharip uçaktaki pilot etrafında bulunan İHA'ları da yönetebilecek. İHA'nın saatte yaklaşık 1600 km sürate aşabileceği kaydediliyor. Göksungur radarda kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterip, karşısındaki radarların aldatılması sağlayabilecek donanıma sahip olması da bekleniyor. Ve F-16 ve F-4 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri de taşıyabilecek. Bu özellikleriyle savaş uçaklarına olan ihtiyacı da ortadan kaldıracak, uyduyla yönetilecek. Göksungur, 15.000 metre veya görünme altı irtifa ve ortalama 200 km menzile sahip olması bekleniyor.
Türkiye'nin sesten hızlı süpersonik insansız hava aracı Göksungur ilk uçuşunu bu yıl gerçekleştirmesi bekleniyor.